Evet sevgili seyirciler, Şehrin Seslerinden hepinize iyi akşamlar. Şehrin Seslerinde her zaman olduğu gibi gerçekten güzel bir akşama sizleri belki de tanıklık ettireceğiz. Ama o akşama tanıklık etmeden önce evvela konuklarımızı sizlere tanıştıralım isterim. Gerçi tanıyorsunuz ama ben bir kez daha hatırlatmış olayım. Bundan 2 hafta önceydi. Ömer Çörçü Bey'i ağırladık stüdyolarımızda. Yeniden merhaba diyelim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Kürşat Bey. Adım Ömer Çördükçü. Amasya'nın Sulova ilçesindenim. İstanbul'da ikamet etmekteyim. Ticaretle iştigal etmekteyim. Bereket Etiket ve Hakka Yayıncılık şirketinin yönetim kurulu başkanlığının başında yönetmeye çalışıyoruz inşallah. Evet ne kadar güzel. Bugün bir de misafirimiz var. Ekstra diyeceğim onun için. Murat Bey de bizimle birlikte. Kardeşi oluyor Ömer Bey'in. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Amasyalıyım. Amasya Sulova İmam Hatip Lisesi 1995 mezunuyum. Bereket Etiket'te satış üzerine çalışmaktayım. Bu kadar. Evet, ne kadar güzel. Şimdi tabii ki önemli bir ayın içerisindeyiz. Muharrem ayının içerisindeyiz. Muharrem ayıyla başlayalım isterim. Murat Bey, Muharrem ayı, Aşure, Aşure'nin önemi, Aşure neden yapılır? Aşure'nin mucizelerini biraz sizden dinleyelim. Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamberlere Aşure gününde çok büyük lütuf ve ikramlarda bulunmuştur. Bunlardan birkaç tanesini sıralamamız gerekirse Hazreti Adem Aşure günü yaratılmış, Hazreti Adem ilk cennete Aşure günü girmiş ve ayrıca Hazreti Adem'in tövbesi Aşure günü kabul edilmiştir. Hazreti İdris Aleyhisselam cennetteki makamı Aşure günü ulaşmış. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Aşure günü Cud İlan'a oturmuştur. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşinden Aşure günü kurtulmuş. Hazreti İsmail Aleyhisselam Hazreti İbrahim Aleyhisselam tarafından kurban edilecekken Hazreti Cebrail gökten tekbirler eşliğinde koçu Aşure günü getirmiştir. Hazreti Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la Aşure günü buluşmuş ve gözleri açılmıştır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kuyudan Aşure günü kurtulmuş. Ayrıca Hazreti Musa Firavun ve hanedanını Aşure günü denizde boğmuştur. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a saltanatı Aşure günü tekrardan geri teslim edilmiştir. Hazreti Eyüp Aleyhisselam hastalıktan Aşure günü kurtulmuş. Ayrıca Hazreti Yunus Aleyhisselam balığın kanından Aşure günü kurtulmuştur. Hazreti İsa Aleyhisselam Aşure günü doğmuş. Ayrıca Aşure günü göğe yükseltilmiştir. Hazreti Peygamber Hatice annemizle Aşure günü evlenmiştir. Ayrıca arş, kürsi, cennet ve bunun gibi yaratılan bir sürü mahluk yaratılan hep Aşure günü yaratılmıştır. Ondan dolayı Aşure günü bizler için çok önemlidir. Ancak Hazreti Peygamber Efendimizin cennet gençlerinin efendileri buyurduğu Hasan Hüseyin Efendimiz'den Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edilişi bugüne denk gelmiş. Bu zerre kadar imanı olan tüm Müslüman din kardeşlerimize acı vermiş ve kıyamete kadar da acı vermeye devam edecektir. Evet şimdi Aşure günü dediğimiz zaman tek nefeste bu kadar cümle duyacağımı kestiremedim ama hakikaten mübarek bir günmüş. Bunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Şimdi Aşure gününde biz hep o Aşure'nin yemesiyle meşgul olduğumuz için bunları da çoğumuz bilmiyorduk. Öğrenmiş olduk bu vesileyle. Ömer Bey siz ne söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Vallahi kardeşim Murat Bey bu konuyla Allah razı olsun detayıyla en ince ayrıntısına kadar konuyu bizlere açıklamasından dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel konulara değindi. İnanıyorum ki en ince ayrıntısına kadar da indiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi
Tabii ki aşure dedik. Aşureden sonra hemen belki de çoğumuzun kendimize dahi engel olamadığımız bir konu var. Nefis. Nefsimiz bize bazı iyilikleri emrettiği gibi kötülükleri de emrediyor. Peki nefse kim hakim? Bizler mi yoksa şeytan bize mi hakim oluyor? Şimdi nefis konusunda nefis hiçbir zaman için güzelliği emretmez. Çünkü bunu Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Hazreti Yusuf'un ağzından bize şu şekilde bildiriyor. Hazreti Yusuf Efendimiz nefis her zaman için kötülüğü emreder. Ben nefsimi temize çıkartmak istemiyorum buyuruyor. Ondan dolayı nefis hiçbir zaman için güzelliği emretmez. Nefis her zaman için kötülüğü emreder. Hatta Hazreti Peygamber büyük savaşlardan çıktıktan sonra sahabelere dönüp şöyle dedi. Küçük savaşlar bitti. Bundan sonra büyük savaşlar başlıyor. Sahabeler sordular. Ya Resulallah bundan daha büyük bir cihat olabilir mi? Dedi ki biz şu anda küçük savaşları kazandık. Büyük savaşı kazanmak için nefisle olan mücadeleyi mutlaka kazanmamız Ama hep gerekir. kötülükleri mi emrediyor nefis? Yani Nefis. mesela şimdi güzel bir eş, güzel bir hayat, güzel bir araba, güzel bir ne bileyim aklımıza bir sürü örnek verebiliriz bu konuyla ilgili. Bu da nefse dahil değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Yusuf Efendimiz peygamber ne diyor? Nefis hiçbir zaman için güzelliği emretmez. Nefis her zaman için kötülüğü emreder. Ben nefsimi asla temize çıkartmak istemiyorum buyuruyor. Güzeli isteyebilir ama kötü emreder. Oradan bu sonuç ortaya çıkıyor. Peki buna engel olmak için, işte o kötülüklere engel olmak için de yine dua ortaya çıkıyor. Dua ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Abinizden başlayalım. Dua, mesela her şeyden önce ben bu konuyla alakalı Yunus peygamberin bir duası var. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin. Ben nefsime uydum, nefsime zulmettim, zalimlerden oldum diyor duasında. Dolayısıyla Hazreti Yunus peygamber bile nefsine dair bu şekilde diyorsa bizler de yani nefsimize uyduktan sonra her türlü şeyi yapabiliriz. Önemli olan nefsimize uymamak. Evet. İşte uymamak için de dediğimiz gibi dua. Dua her şeye engel oluyor ya, buna da engel olur diye düşünüyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Ayetel Kürsi isminden de belli olduğu üzere Ayetel Kürsi ayetlerin en üstünü. Ayetlerin en üstünü. Hiçbir Ayetel Kürsi okuyan bir kimseye ne şeytan, ne nefis, ne cin, ne zarar verebilecek nusa, sihir hiçbir şey zarar veremez buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için Ayetel Kürsi'yi bol bol okuduğumuz zaman inşallah nefsi olsun, şeytan olsun, cinler olsun, nusayı olsun, nusa yapan büyücüler olsun hepsini inşallah yenmiş olacağız. Felak ve Nas surelerini de buna ekleyebilir miyiz? Evet, Felak ve Nas sureleri nazar sureleridir. Onları Ayetel Kürsi ile beraber insanlarımız okurlar. Evet, Ömer Bey, dua en çok ne zaman dua ediyorsunuz? Şimdi dua her zaman için edilmesi gereken, yapılması gereken bir yalvarış, yakarış şeklidir. Yani duasız hiçbir şey olmaz. İnsan her şeyden önce sabah evinden çıkarken Enzü Besmele ile çıkar, duasını yapar. Ondan sonra işinin başına geçmelidir. Olması gereken budur. Duanın yeri ve zamanı yoktur ama makbul olan vakitler vardır. Onu da geçen programda zaten dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Malum herkese bilinir. Ezan vakitleri, seher vakitlerinde yapılan dualar, cuma vakti yapılan dualar Rabbimizin katında geri çevrilmeyecek dualar olarak biliyoruz. Evet, babamın bir lafı vardı. Cuma günleri müminlerin, Müslümanların bayramıdır diye. Bayram ediyoruz o gün. Kesinlikle, evet, aynen öyle. Dolayısıyla her zaman için insanlar birbirine karşı duada cimri davranmaması lazım. Cömert olmak lazım. Allahü Teala her şeyden önce yapılan duaları kişi karşısındaki insana herhangi birine ümmeti Muhammed'e yapar ise önce onların üzerine yapacak duayı. Ondan sonra kendine isteyecek. Rabbim inşallah bizlere de önce karşımızdaki insanlar üzerine dua yapıp sonra kendi istek ve arzularımızı sıralamayı nasip etsin. Buna işte amin denilir. Çünkü genelde biz hep hani nefis dedik ya, nefis ağır basıyor. Allah'ım bana şunu ver, bunu ver. Bunu demememiz lazım aslında. Şimdi Murat Bey, siz dua ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Dua, abim de söylediği gibi Yunus Aleyhisselam'ın duasını insanlar bol bol yapmalıdır. Onun haricinde Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığa yakalandıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş olduğu Mevla'nın "Allah'ım sen merhametlerin en merhametlisin, bana da merhamet et" duasını bol bol yapmamız gerekir.
Kadir Gecesi'nde Hazreti Peygamber hanımına ve bütün ümmetine tavsiye etmiş olduğu "Allah'ım sen affedilsin, affetmeyi seversin, beni de affet" duasını bol bol yapmamız gerekir. Subhaneke Hazreti Adem'in duasıdır. Hem dua hem kunut duasıdır zaten Hazreti Adem'in. İlk okumuş olduğu Subhaneke'dir. Ve Subhaneke'yi insanlar bol bol okuması gerekir. Sizin duanız olmamış olsaydı benim yanımda ne ehemmiyetiniz vardı buyuruyor Allah-u Teala. Ondan dolayı insanlar dua konusunda abimin de söylediği gibi cimri olmamalı. Dua etmeli, Mevla'ya yakarmalı. İnşallah Mevla da bizim dualarımıza ne diyor? Ben siz dua edin, ben sizin duanıza icabet ederim. Evet Ömer Bey, İmam Hatipliler hep böyle mi olur? Hep böyle sakin, hep böyle mütevazi. Ne bileyim ya, ben onu gözlemliyorum. İmam Hatipli ağabeylerde bu var. O sizin güzel bakış açınız. İnşallah o şekildeyizdir. Evet kesinlikle. Şimdi dua ederken kimleri anmalıyız? Mesela tamam annemizi, babamızı, işte sevdiklerimizi anıyoruz ama bir de işin içerisine yetimler de giriyor. İşte görüyoruz. Onların hakkını nasıl gözetebiliriz? Orada bir konuya ben temas edeyim. Lütfen. Şimdi bir müminin miracı namazdır. 5 vakit namaz kılıyoruz. Namaz da zaten rükûlü ve secdeli bir duadır. Biraz önce Murat Bey'in bahsettiği gibi Sübhaneke'yi her namazın başında okuyoruz. O bir duadır. Fatiha'yı okuyoruz. Bir duadır. Sonra Ettehiyyatü'yü okuyoruz. O bir duadır. Rabbena filli veli valideyye velil müminine yevme yegumul hisab diyoruz. Bir duadır. Dolayısıyla zaten biz farkında olmadan bunları yapıyoruz. Ama bunu bilinçli yaparsak daha iyi olur. Evet, manalarını bilerek, değil mi? Anlamlarını bilerek yaparsak daha güzel olur. Yani. Zaten Rabbena ufilli veli valideyye velil müminne yevme yegumul hisab derken o açık ve net belli onun manası. Onu da kardeşim açıklasın. Evet. Rabbena filli veli valideyye velil müminine yevme yekumul hisab. Allah'ım beni, anne ve babamı ve sana inanan bütün Müslümanlara hesap gününde bağışla. Aslında buradan şunu da diyebiliriz. Namaz kılmayan, inançlı olup da namaz kılmayan kimseler, namaz kılan kimseler aslında çok şeyler borçlu. Çünkü 5 vakitte 40 rekat var. 40 rekatta tahiyyatı oturduğun zaman Rabbenalar okunur. Rabbena'da belki de bazı insanlar bir gün boyunca bir kere bile Mevla'ya yakarmazken namaz kılan kimseler Rabbena'da bütün ümmeti Müslüman din kardeşleri için dua ediyorlar. Ne diyorlar? Allah'ım beni, anne ve babamı ve sana inanan bütün Müslümanları hesap gününde bağışla. Bütün Müslüman din kardeşlerine orada dua ediyorlar. Evet, ben en çok Asr suresini çok, hani bütün sureler ayrı bir önem taşıyor ama Asr suresi bende hep başka duygulara götürür. Biraz da Asr suresinden bahsedelim mi? Asra yemin olsun ki diyor Allah-u Teala, asra yemin olsun ki insanlık ziyandadır. Birbirine hakkı, salih amel işleyenler ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna diyor Allah. Yani onlar haricindeki her insanın ziyanda olduğunu Allah bildiriyor. Evet. Biz ziyanda olanlardan olmayalım inşallah. İnşallah. Ömer abi bize bir ilahi okusun. Biz de dinleyelim. İnşallah. Islandı seccadem diyelim inşallah. Buyurun. Alnımı secdeye vurdum, ağladım. Bu aciz canımı Hakk'a adadım. Dünya yalan imiş, er geç anladım. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Dünya yalan imiş, er geç anladım. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Rüküm Mevla'yadır, secdem Mevla'ya. Artık hevesim yok,
fani dünyaya. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Rüküm Mevla'yadır, secdem Mevla'ya. Artık hevesim yok fani dünyaya. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Serdim seccademi kızgın çöllere. Aktı gözyaşlarım döndü sellere. Deva olamadım gonca güllere. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Deva olamadım gonca güllere. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Rüküm Mevla'yadır, secdem Mevla'ya. Artık hevesim yok fani dünyaya. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Rüküm Mevla'yadır, secdem Mevla'ya. Artık hevesim yok fani dünyaya. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Secdede ağladım ben doya doya. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Ağzına gönlüne sağlık Ömer abi. Ömer Bey, Allah razı olsun. Siz böyle ilahi okurken yani benim soru sormak pek işime gelmiyor açık söylemek gerekirse. Siz sormadan ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Biraz önce dedik ya dua. Şimdi aklıma geldi. Duanın en makbul olduğu an. Seher vakti uyandın.
sabah namazı olmamış daha. Aldın abdestini, serdin seccadeni. Döndün Rabbine. Kapandın secdeye. Allah korkusundan, yapmış olduğun günahlardan, hatalardan dolayı tövbe istiğfara geldin. Başladın yalvardın yakardın. Hatalarından dolayı af dileyeceksin. Başladın ağlamaya. Gözyaşların sel olmuş. Yani Allah-u Teala ne diyor? Bir kulum Allah korkusundan dolayı eğer gözyaşı dökerse o gözyaşının yüz suyu hürmetine cehennem narı o kulumu yakmaz buyuruyor. Eyvallah. İnşallah Allah için gözyaşı dökelim. Günahlarımız için tövbe istiğfara gelelim. Seher vakti seccadeye kapanalım, ağlayalım. Bu ilahide bunu herhalde anlattığı kanaatindeyim inşallah. Kesinlikle. Şimdi hani korkumuzdan dolayı tabii ki gözyaşı dökeceğiz ama bir de bu sevinç gözyaşı olayı var ya, mesela maç kazanırlar böyle sevinirler. İşte herhangi bir karne alırlar sevinirler ama en büyük mükafatı alacağımızın bilinciyle de gözyaşı dökebilir miyiz? Yani genelde sevinçten ağlamak, ben hiç ağlamadım sevinçten. Zordur. Ama bunu düşünerek ağlayabilir miyiz? Şimdi öbür programda dedik ya, bir mümin korkuyla ümit arasında yaşaması lazım. Burada gözyaşı dökmek korkuyla beraber ümidi birleştiriyor. Allah'ın gazabı, rahmeti ve mağfireti ikisini birleştiriyor. Yanılıyor muyum? Kesinlikle öyle. İlkokul öğretmenimizi tamam otoriterse biraz çekinirdik. Örnek vermek için söylüyorum ama yanı sıra da severdik onu. Onun bize söyledikleri işte tavsiyeleri falan hoşumuza giderdi. Yani sizin söylediğinize katılıyorum o noktada. Mesela Murat Bey'in gözyaşlarını buradan görür gibiyim. Yani o da duygulanmış. Evet, duygulandım. Doğru söylüyorsunuz. Ya şimdi ben bazı garip garip örnekler veririm ama gene bir örnek vermek aklıma geldi. Bir çocuk düşünün. Yaramazlık yapmıştır. Annesi bunu döver. Annesi ona vurdukça çocuk annesinin eteklerine yapışır. Yahu kaç mübarek, dayak yiyorsun da. Kaçmaz ya. Annesinin eteklerine yapışır değil mi? Evet. Düşünsene. Rabbimden gelen lütfu da hoş, kahrı da hoş. Dolayısıyla yapışacağımız yer, gideceğimiz yer, sığınacağımız kapı neresi olması lazım? Orası. Kesinlikle. Ya bu örnekler bile yetiyor aslında birçok şeyi anlatmaya ama örneklerden öte sizin yüzünüzdeki ifade ve gözünüzdeki o gözyaşları damlası, gözyaşı damlası her şeye yetiyor, her şeyi anlatıyor zaten. Yani ben tekrar söylüyorum Ömer Bey, bunu kesinlikle kompliman, övgü olarak algılamayın, samimi olarak söylüyorum. Programı yaparken siz ilahi söyleyin, ben soru sormayayım diyesim geliyor. Murat Bey kusuruma bakmasın. Murat Bey'i de zaten bugün seyircilerimizle buluşturmuş olduk. Onun tabii ki bilgilerinden de faydalanacağız. Mesela Fatiha suresinin anlamını ben hemen sormak istiyorum. Biraz direkt Fatiha bir soru oldu ama. Fatiha suresi şu şekilde anlatayım. Günde 5 vakit namaz, 5 vakitte 40 rekat var. 40 rekatın tamamında Fatiha suresi okunur. Ve Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Fatiha'yı okumayanın namazı kabul olmaz. Ondan dolayı bütün Müslümanlar her vakit, her rekatta Fatiha'yı mutlaka okurlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, cennetten kovulan o şeytanın şerrinden sana sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim, Allah Rahman ve Rahim'dir. Şimdi Rahman nedir, Rahim nedir? Rahman dünyada iyi olsun, kötü olsun, mümin olsun, kafir olsun, ayrım yapmaksızın herkesi esirgeyen Allah manasına gelir. Rahim ise ahirette yalnızca müminleri bağışlayan, onlara lütfeden Allah manasına gelir. Maliki yevmiddin, ceza, ahirette hesap gününün sahibidir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in. Allah'ım ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İhdine sıratel müstakim, bizi doğru yola ilet. Sıratel lezine en'amte aleyhim, bizi mükafatlandırdıklarının yolunda sabit eyle. Gayril mağdubi aleyhim ve lezzalim. Gazaba uğramış
ve sapmışların yoluna değil. Burada gazaba uğrayanlar Yahudiler, çünkü peygamber şehit etmişlerdir. Sapmışlar ise Hristiyanlardır. Amin. Kabul buyur Allah'ım. Evet, peki Yahudiler dedik. Şimdi son günlerde olan olaylarla ilgili Allah da mutlaka bunun hesabını soracaktır onlardan. Mutlaka. Onlar gazaba uğramış bir millettir. Çünkü onlar peygamber şehit etmişlerdir. Hristiyan kabilelerinin hiçbirinde peygamber şehit eden bir Hristiyan kabilesi göremezsin. Ancak Zekeriya aleyhisselam şehit edilmiştir. Yahudiler tarafından şehit edilmiştir. Yahya aleyhisselam şehit edilmiştir. Yahudiler tarafından şehit edilmiştir. Hazreti İsa'ya çarmıha gerdiklerini iddia ediyorlar ama Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onu çarmıha geremediler. Ben onu göğe yükselttim. Hazreti İsa'ya benzeyen, Hazreti İsa'nın yerini bildiren Yahuda isminde bir kimseyi Mevla Hazreti İsa kılına soktu. Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman sadece ol der. O da oluverir. Hazreti İsa'nın yerini bildirdi. Hazreti İsa'nın yerini bildiren bir kimse Allah ol dedi, Hazreti İsa'nın kılına girdi ve onu çarmıha gerdiler. Ondan dolayı Yahudiler gazaba uğramışlardır, peygamber şehit etmişlerdir ama hiçbir Hristiyan kabilesinin peygamber şehit edildiği görülmemiştir. Evet, zaten sevilecek bir yanları da yok. Yanlış mı söylüyorum Ömer Bey? Evet, bugün malum Filistin'deki din kardeşlerimize olmadık zulüm yapanlar Yahudiler. Rabbim inşallah Filistin'e bütün inancımızla, gücümüzle destek veriyoruz. Kalben. Zaten Allah-u Teala buyuruyor ki bir şeye önlemek istiyorsan elinle. Elinle müdahale edemiyorsan dilinle. Dilinle müdahale edemiyorsan kalben buğz et diyor. O da imanın en zayıf noktasıdır. Dolayısıyla bari onu yapalım, kalben buğz edelim. Elimize bir şey yapamıyoruz. Hala boykot boykot diyoruz. Bir Coca-Cola'yı almasak, içmesek ölür müyüz? Ne olur? Yine içiyoruz. Evet. Maalesef öyle. Durum bundan ibaret. Şimdi şeytan, herhalde ona da şeytan mı müdahale ediyor? Yani şeytanın bu işte bence parmağı var. Yani bizi yönlendiriyor. Şeytanın cennetten kovuluşu, işte ondan sonraki süreci biraz Murat Bey'den dinleyelim. Cennetten kovulmasının sebebi aslında cennette şeytan çok rahatlıkla gezebilme özelliği vardı. Meleklerin hocasıydı. Meleklerin hocasıyken ki ismi Azazil'di. Bismillahirrahmanirrahim ve izgale rabbüke lil melâkete inni câilun fil ardı halife. Bakara suresi 5. sayfada Mevla ben bir halife yaratacağım dediğinde melekler Allah'ın biz seni hamd ile tesbih edip dururken yeryüzünde bozulunca çıkaracak bir varlık mı yaratacaksın dediler. Ama Allah ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurdu. Ben ruhumdan üfürdüğüm zaman secdeye kapanın dedi. Şeytan haricinde herkes secdeye kapandı. Şeytan secde edenlerden olmadı. Mevla dedi ki ey iblis seni benim emrimden alıkoyan nedir? Şeytan Allah'ım sen beni ateşten, Adem'i ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür dedi ve üstünlük tasladı ve cennetteki makamından kovuldu. İşte kovulduğundan dolayı Hazreti Adem'den dolayı onun yüzünden kovuldum diyerekten Adem oğluna ve onun nesline şeytan düşman oldu. Ve Allah-u Teala'dan belirli bir zamana kadar aslında süresi çok da uyanıklık yaptı orada. Dedi ki Allah'ım insanların tekrar dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver onların hepsini azdıracağım dedi. Ama Allah sen mühlet verilenlerdensin. Ancak belirli bir zamana kadar dedi. Diğer mühleti vermiş olsaydı şeytan ölümsüz olacaktı. Ama o mühleti vermedi. Sen insanların tekrar dirilecekleri güne kadar değil, insanların ölecekleri güne kadar, yani kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin dedi. Ondan dolayı şeytan cennetteki makamından Hazreti Adem yüzünden kovulduğunu inandığından dolayı Hazreti Adem ve onun nesline düşman oldu. Evet, ego. Yani bize de büyük zaman tasladı, zaman değil tabii mi? Ki. Onun egosu ön plana çıkmamış olsaydı zaten hani o da ezeli ve ebedi ilmiyle Allah'ın tabii ki takdiridir ama yani böyle bir durumda şeytan neden bunu yapmış olabilir? Biraz zor bir soru ama. Şimdi büyüklük tasladı. Büyüklük tasladığından dolayı aslında çok büyük bir alimdi. Bir insanın bir şeyi bilmesi insanı kurtarmaz. Yapmış olduğu amel insanı kurtarır. Bir kimsenin eğer ilmi kurtarmış olsaydı hiç kimse şeytan kadar alim olamaz. Çünkü meleklerin hocasıydı. O büyüklük tasladı. Büyüklük tasladığından dolayı cennetteki makamından kovuldu. Hatta bir gün Hazreti Peygamber'e dedi ki
sen peygambersin. Mevla beni acaba affeder mi? Mevla çünkü affeder, affetmeyi sever. Peygamber Allah-u Teala'ya bu olayı sorduğunda dedi ki, Hazreti Adem'in gitsin kabrinin başında secdeye kapansın, ben onu affedeceğim dedi. Çünkü Allah affedicidir, affetmeyi sever. Ne dedi şeytan? Dedi ki, ya ben dirisine secde etmedim, ölüsüne secde eder miyim? Yine büyüklük tasladı, yine kaybedenlerden oldu. Hala o kibri şeytanı secde emrine gitmemeye vesile kıldı. Ancak asıl orada önemli olan oraya secde etmek değil, Allah'ın emrine boyun bükmek, bunu anlayamadı. Sen orada Hazreti Adem'e secde et emri Allah'tan geliyor. Sen orada emre boyun büküyorsun. Ama öyle düşünmedi. Ben dedi, onun dedi, diri haline secde etmedim ki, kalmış ki ölü haline secde edeceğim dedi. Yine kibirlendi ve kaybedenlerden oldu. Bu örnek çok güzel oldu. Hem de kafamızdaki o soru işaretlerini de ortadan kaldırmış oldu. Şimdi Ömer Bey, yaratılışla ilgili tabii ki konularımız da var. İnsan yaratılırken, yanlışım varsa beni düzeltin lütfen. Galib Bela sorusuna evet, sen bizim Rabbimizsin cevabını veriyor. Ve o günden sonraki süreç işte Murat Bey'in bahsettiği gibi devam ediyor. O yaratılışla ilgili insanların kafasına takılan sorular da var mesela. Biz neden yaratıldık, neden var olduk? Varoluştan sonraki işte yapmamız gereken ibadetler, bu ibadetleri yerine getirdikten sonra işte en basit örneği, madem her şey biliniyordu, biz yazılmış bir senaryonun ürünleri miyiz gibi sorular çoğalabiliyor. Özellikle genç kardeşlerimizde bu var. Buna nasıl bir yorum getireceksiniz? Şimdi şöyle bir şey var. Bu sorduğunuz soru direkt kaderle alakalı bir sual. Allah-u Teala bütün ruhlar alemini yarattı. Herkesin ne zaman, nerede, nasıl yaşayacağını biliyordu. Bildiği için yazdı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Eğer ki Allah-u Teala yaratmış olduğu ruhları direkt cennete veya cehenneme koysaydı, çünkü biliyor ya hani, o zaman ruhlar diyeceklerdi ki, ya Rabbi sen bizi dünya denilen yere gönderseydin biz sana salih bir kul olacaktık. Sana ibadette kusur etmeyecektik. Sen bizi niçin direkt cennete ve cehenneme koydun diye sual edeceklerdi. Allah-u Teala da onun için insan ruhları dünya denilen bu aleme gönderdi. Onlara irade verdi. İnsanlar iradesine göre hareket eder. Dolayısıyla Allah yazdı dedik. Neyi? Kaderi. Şimdi insanlar der ki, ya Allah yazdı da yani nasıl oldu, nasıl biliyordu da yazdı. Bugün bir mühendis bir iş merkezi inşa edecek. Daha toprağa bir kazma vurmadan önce planda, kiroki'de bir elektrik prizinin nereye konulacağını biliyor ise, kainatın sahibi olan Yüce Allah yaratmış olduğu kulunun ne yapacağının biliyor olması doğal değil mi? Onun için Allah-u Teala yarattı ve dünya delinen şu an yere gönderdi. Orada insanlar yaşadığı şekilde nasıl amel ediyorsa cennet ve cehennem yarattı. Allah-u Teala onları oraya gönderecek inşallah. Evet, siz bugün abi kardeş gerçekten çok güzel cevaplar veriyorsunuz. Yani o özellikle bahsettiğiniz mühendis örneği her şeyi apaçık ortaya koyuyor. Peki nihilizm denen bir şey var. Şimdi hiççilik. Yani bir şeye hiç diyorsak, hani varlıkla yokluk arasında gidip geliyorsak, bu tarz sorular kafamıza geliyorsa, mesela Allah var mıdır yok mudur diye işte nihilistler sorular soruyorlar kendilerince tabii. Ama bir şey yok desek bile, hani verilen örnektir bu, filozoflar tarafından da verilir. İşte yok dediğimiz şeyin zaten varlığını bir şekilde kabul etmiş oluyoruz. En basitinde şurada şu suyu öncesinde yokken biz koyduğumuz zaman onu bir şekilde tabii misal veriyorum, var etmiş oluyoruz. Allah da kullarını yaratırken herhalde bunları tabii ki ezeli ve ebedi ilmiyle biliyordur. Zaten Allah-u Teala kainatı yoktan var etti. Her şey yokken o var idi. Allah vardı. Çok yani güzel. Var olan Allah. Bu ebed, yani kıyametten sonra da var olan olacak olan Allah. Yoktan var eden Allah,
O zaman da var olacak. Dolayısıyla var etmek Allah'a mahsus. Evet, çok güzel. Murat Bey, sizin yorumunuz nedir? Böyle istişare halinde gibi olduk ama. Şimdi yaratılış konusunda Hazreti Ebu Cabir Hazreti Peygamber Efendimiz'e sordu. Dedi ki Allah ilk neyi yarattı? Hiçbir şey yokken. İlk neyi yarattı? Hazreti Cabir'e Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Dedi ki Allah ilk senin peygamberinin nurunu yarattı. Sonra o nuru dörde böldü. Birinci nurdan kalemi, ikinci nurdan levh-i mahfuzu, üçüncü nurdan arşı yarattı. Dördüncü nuru tekrar dörde böldü. İlk nurdan arşı taşıyan melekleri, ikinci nurdan kürsüyü, üçüncü nurdan diğer tüm melekleri yarattı. Sonra dördüncü nuru tekrar dörde böldü. İlk nurdan gökleri, ikinci nurdan yerleri, üçüncü nurdan cennet ve cehennemi, dördüncü nuru tekrar dörde böldü. Ve bu şekilde devam ederekten bütün her şey varken, her şey, melek, cin, kürsi, arş, her şey varken en son ise Hazreti Adem'i yarattı. Yaratılış bu şekilde. En son Hazreti Adem yaratıldı. Aslında insanlığın babası Hazreti Adem'dir. Ancak ruh, beden olarak Hazreti Adem'dir. Ruh olaraktan ilk yaratılan Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ruh olarak ilk yaratılan Hazreti Peygamber'dir. Eyvallah. Şimdi bu ruhun üstüne güzel bir ilahi dinleyelim isterim. Ondan sonra da kısa bir reklama gideriz. Ama Ömer Bey'den bir ilahi daha dinleyelim. İnşallah. Seherde açılan güller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine, seherde açılan güller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi, zikrinle dönen diller hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Habibin aşkına yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Resulün aşkına yakma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine, secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan kalpler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Resulün aşkına
Yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına, Resulün aşkına, Habibin aşkına, Fatıma-tı Zehra annemizin aşkına, yakma, yakma ya Rabbi, cehennem narında yakma ya Rabbi, yakma, yakma ya Rabbi. Ömer Bey, valla benim bile gözlerim doldu. Ağzınıza sağlık. Yani Allah razı olsun. Söylenecek fazla bir şey yok. Tam da üstüne Murat Bey'in bahsettiği konunun üzerine çok güzel bir ilahi oldu. Allah razı olsun. Zaten hani geçtiğimiz programda da ben bunu söylemiştim. Yüzdeki samimiyet, söyleyişteki iştenlik ilahiyi tamamlıyor. Evet. Ömer Bey, şimdi Allah'ım yakma bizi dedik. Allah yakmaz, onu biliyoruz da. Biraz da bunu sizden dinleyelim. İlahi yakma ya Rabbi dedik. Yalvarışta, yakarışta ve zelzenişte bulunduk Allahü Teala'ya. Şimdi Allahü Teala yaratmış olduğu kullarını yakmak niyetiyle zaten yaratmadı ki. Kulları kendileri, yani bizler kendi ateşimizi kendimiz götürüyoruz oraya. Herkes kendi azığını götürüyor öbür tarafa giderken. Amel dediğimiz şeyle. İyilikler varsa iyilikler, kötülükler varsa kötülükler. Şimdi şöyle bir şey var. Bir anne evladının gözü önünde düşse, canı yansa, evladından önce annenin canı yanmaz mı? Bir yeri yandı. Annenin daha fazla evladından fazla canı yanmaz mı? Allahü Teala anneye kendi şefkatinin ve merhametinin zerrede birini verdi. Anne böyleyse Allahü Teala düşünebiliyor musun nasıldır? Evet. Kullarını yakmak ister mi Allahü Teala? Bunun için yarattı diyebilir mi kimse? Yani. Evet, hikmetinden sual olunmayacağı gibi rahmetinden de merhametinden aynı de sual olunmaz. Mesela siz kendinizden de yola çıkabilirsiniz. Mesela Murat Bey yanınızda. Murat Bey'e şimdi Allah göstermesin bir şey olmuş olsa hepimizin içi gider ama sizin başka gider. Evet. Yani Murat Bey'i biz de sevdik. Onu da buradan söylemiş olalım. Teşekkürler. Yani abisi böyle olunca kardeşinin de böyle olması tabii ki normaldir. Buradan yola çıkacak olursak yani Allah yakar mı sorusuna, ha, eğer ki onun izinden, emrinden gitmez isek kusura bakma yakar. Onu da bilmek lazım. Yani Allah yakmaz demeyeceğiz. Mutlaka mükafat da var, ceza da var. Cenneti ve cehennemi niçin yarattı? Peki çocuklarımızı eğitirken mesela işte polis gelir diye korkutuyoruz. Hadi ona neyse ne de şimdi Allah yakar diye korkutmak doğru mu? Ya şimdi şöyle o şekilde söylersek çocukları çok korkutmuş oluruz. Yani Allah'ın sevgisini önce aşılayacağız. Sevgi olduktan sonra korku da beraberinde gelir zaten. Önce sevgiyi aşıla, biz sevgiyi aşıladıysak o sevgi Allah sevgisi olduktan sonra o korku da beraberinde gelir. Bir evlat, bir çocuk anneden babadan korkar ama sevgisi üstündür değil mi? Kesinlikle. Biz kul olaraktan da Allah'a olan sevgimiz üst seviyede olacak, korkumuz da beraberinde olacak. Evet. Mesela sevmediğiniz bir yöneticiye, kendi iş hayatından örnek verecek olursak, sevmediğiniz bir yöneticiye saygı duyamazsınız. Yani tabii kendi derken genel konuştum. Sevmediğiniz bir yöneticiye saygı duyamazsınız. Yani otoriteye saygı duymanın yolu sevmekten geçiyor. Evet. Yani çok gayet normal bir şey. Otorite denilince otoritede sevgi olmaz zaten. Ben yanılıyor muyum acaba? Otoritede sevgi otorite sahibinde mi yoksa otoriteyi uygulayan kişiye karşı diğer insanların sevgisi olacağını ben zannetmiyorum. Otoriter denilince olur mu sevgi? Adı üstünde otoriter, baskıcı. Olmaz herhalde. Sadece korkudan itibaren korkuya yönelik onun emir ve buyruklarına boyun eğilir. Sevgiden dolayı değil. Ama Allah'ın sevgisi öyle değil. Onu benzetmek tövbe aşağı. Tabii. Asla. Yani Allahü Teala'nın korkusu otoriterlikten değil. Onun merhameti, şefkati, rızıklandırıcısı olduğunu bilerekten. Normal hayatla ilgili ama mesela böyle dediği dedik kişileri bazen sevebiliyoruz da hani
iradeli, güçlü, kuvvetli diye. Yanılıyor mu? Dediği dedik derken işverenlerden yola çıkarsak eğer adam dediği dediktir, prensip sahibidir. Baskıcı demeyelim de istediklerini yaptırma yolunda disiplinlidir. Ancak onlara karşı da merhameti ve şefkati, iyiliği, güzelliği elinde tutma konusunda da yakınlığını gösterir. İkisini eşdeğerde götürür. O zaman sevgi üst seviyelerde olur. Ama sadece otoriter, baskıcı bir düzenle bir şey yapmaya çalışan insanların sevgisi olacağını ben zannetmiyorum. Geçmiş tarihlerde de olmuştur ülkemizde değişik siyasi gruplarda. Bakıyoruz tarihe kalın harflerle yazılmıştır ve seveni çok nadirdir. Evet, dün Sayın Davutoğlu'nun toplantısındaydık. Orada Sayın Davutoğlu ülkemizin geleceği için konuyu biraz değiştirelim istiyorum. Tekrardan çünkü konularımız var. Ekonomiyle ilgili belli konulara değinirken artık küçük düşünmeyin, büyük ölçekte düşünün mesajı verildi. Ve bu mesaj verirken bütün oradaki yer alan iş adamlarını, siz de oradaydınız, evet, birlikteliğe davet etti. Zaten liderlik vasfı budur. Şimdi liderlik vasfı farklı bir iş. Tevazu sahibi. Evet. Bu çok önemli. Yani bazı konularda aşırı sinirlenmiş olarak, ya dünkü programda görmedim onu da, hı, televizyon ekranlarında görüyoruz, haber programlarında sinirlendiği konuları, kızdığı konuları bile anlatırken tebessümle anlatıyor. Yani garip bir yapısı var ya, garip bir kişiliği var. İnsan, herkes onu beceremez yani. Sinirlenmiştir, kızmıştır ama yine de tebessümle anlatıyor adam. Evet. Peki Murat Bey, siz de tebessümle bakıyorsunuz bana. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani böyle zaman zaman sizden örnek verelim. Sizin de sinirlendiğiniz anlar olur. Sinirlendiğiniz anlarda gülümseyebiliyor musunuz? Ya da o sinirinizi bastırabiliyor musunuz? Sinir bastırmak için Peygamber Efendimiz şu şekilde buyuruyor. Onu yapmaya çalışıyoruz ve onu yapmaya çalışmalıyız zaten. Bir kimse diyor sinirlendiğinde ayaktaysa otursun. Oturuyorsa yatsın. Çünkü ayaktayken sinirlenmiş zaten, o mutlaka o sinirin üzerine gider. Ondan dolayı sinirlenmemeye çalışırız. Sinirlendiğimiz zaman da Peygamber Efendimiz'in öğütlediği gibi o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ancak diyor ki bir kimse çok sinirlendiyse Euzü Besmele çeksin. Niye? Euzü Billahimineşşeytanirracim. Cennetten kovulan o şeytanın şerrinden sana sığınırım dediğinde şeytanı uzaklaştırıyorsun zaten. Uzaklaştırdığın zaman şeytan sana vesvese verme fırsatı bırakmıyorsun. Ve ondan sonra sakinleşirsin zaten. Şeytan vesvese verdiği müddetçe insan o sinirini asla yenemez. Evet, bazı benzetmeler vardır. Ömer abi buyur sen. Evet, ben de hemen hatırlayacaktım zaten konuyu. Sonra ben söyleyeyim, benim aklımda. Evet. Resulullah Efendimiz sahabe-i kirama sohbet ederken pehlivan kimdir diye sual eder. Ve sorunun cevabını yine kendisi verir. Der ki pehlivan güreş alanında rakibini yenen değildir. Ya sinirlendiği zaman öfkesini yenen pehlivandır. Yani bu konuya da herhalde güzel bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Siz şimdi bu tebessümden bahsettik ya, biraz sinirlendiğimiz zaman şöyle yapacağız, böyle yapacağız dedik. Melek gibi deyimi vardır. Melek gibi olmanın yollarından bir tanesi de herhalde karşımızdakine gülümsemek. Şimdi aslında melek... Ya da şeker gibi derler. Evet, melek konusuna girildiği zaman melekler üstün varlıklardır. Ancak meleklerden daha üstün insanlar vardır. Mesela ben buna bir örnek vermek istersem, Hazreti Peygamber Miraç'ta, Miraç'a yükselirken Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'i götürdü. Nereye kadar götürdü? Sidretül Münteha'ya kadar götürdü. Oradan sonra dedi ki, ey Peygamber, buradan ileri tek başına gideceksin. Niye? Ben buradan bir adım daha ileri atarsam helak olurum buyurdu. Helak olurum. Yani hatta Tin suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytuni ve durisini ve hazel beledil emin. Burada sadakallahul azim diyor ki incire, zeytine, sinadana ve emin belde Mekke'ye yemin olsun ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Ancak bunun bazı fertlerini aşağıların en aşağısına çevirdik. Burada ne anlatıyor Allahü Teala? Diyor ki melekleri dahi geçebilen insanlar olduğu gibi hayvanlardan daha etna insanlar var. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz'in bize bildirdiği şekilde ismini bildiğimiz 10 tane hayvan cennetle müjdelenmiştir.
Cennetlik 10 hayvan vardır. Bunlardan bir tanesi Hazreti Peygamber'in devesi Kusva'dır. Yani bir devenin girebildiği cennete insanların birçoğu giremiyor. Hazreti Süleyman'ın karıncası. Karıncayı kimse şimdi gözünde büyütmez ama Hazreti Süleyman'ın karıncası cennetlik 10 hayvandan bir tanesidir. Bir karıncanın girebildiği cennete bir insan giremiyorsa o hayvandan daha etnadır. Bir hütüt kuşu. Etnar'ın Türkçe mealini de söyleyelim. Daha aşağıdır. Aşağı. Hazreti Hütüt kuşu vardır mesela. Hazreti Süleyman'ın kuşu cennetlik olan hayvandan biridir. Hazreti İsmail'in, o Habil'in koçudur zaten. Habil'in göğe yükseltilen koçu. Hazreti İsmail'i kurtarmak amacıyla Allah Cebrail Aleyhisselam'a emretti. O koçu aynısını yeryüzüne indirdi. O koç cennetlik olan hayvandan biridir. Şimdi bir hayvan dahi cenneti kazanabiliyor. Eğer insan cenneti kazanamıyorsa onu biraz düşünmek lazım. Kesinlikle. Yani deve örneğini daha da şekillendirebiliriz. Develik etmemek lazım. Deve kötü bir hayvandır diye değil ama hani böyle insan böyle insan oluşunun farkına varmalı. Hani böyle kendini biraz o hayvani niteliklerini ya da niceliklerini ön plana çıkarttığı zaman ki öyle bir nicelik var mıdır yok mudur bilmiyorum bizde. Bence yoktur. İnşallah. İnşallah. Şimdi Firavun'u bilirsiniz. Allah'lık iddia eden bir aciz kul. Firavun'la şeytan arkadaş olmuşlar. Dolayısıyla şeytan Firavun'un yanına gelmiş. Firavun şeytana demiş ki Allah aşkına söyler misin bizden etna daha aşağılık yani bir varlık var mıdır? Niye bu soruyu soruyor? Diyor ki ben Allah olmadığım halde Allah'lık iddiası biliyorum. Sen ise alim, ilim ehli bir melek olduğun halde Allah'a asi geldin. Bizden daha aşağı bir mahluk var mıdır diye soru sorduğunda der ki şeytanı aleyhilâne var. Nasıl olur der ya? Bizden daha aşağı olan var mıdır? Var. Kim? Diyor ki hasut. Yani haset. Haset eden insan Firavundan ve şeytandan daha aşağı bir mahluktur. Dolayısıyla birimizin, herhangi birinin bir mal varlığı var, herhangi bir şey var. Ona haset eden insan bilsin ki içinde herkes kendini daha iyi bilir dedik geçen programda. O kendini bilir zaten, o tip insanlar. Haset varsa içinde bir an önce o hasetten vazgeçsin. Çünkü bu haset denilen şey Firavundan ve şeytandan daha etna, daha aşağılık bir şey. Ha bir tanıdığımızın, komşumuzun, eşimizin, dostumuzun bir şeyleri var. Ya Rabbi ona verdin, bana da lütfet diye dua edilir. Hazreti Musa peygamber döneminde bir oduncu odun kesiyormuş. Musa peygamber de Tur Dağı'na Allah-u Teala ile bin bir kelam yapmak için gidiyor. Diyor ki ya Musa nereye gidiyorsun? Diyor ki Rabbimle bin bir kelam konuşmaya gidiyor. Diyor ki Rabbine benden selam söyle. Bana diyor tabiri caizse özür dilerim. Bana bir merkep versin. Tamam diyor. Ve gidiyor. Musa peygamber Allah-u Teala bin bir kelam yapıyor. Geri döneceği zaman Allah-u Teala her şeyi bilendir ya. Diyor ki ya Musa bir kulumdan bana selam getirmedin mi? Evet ya Rabbi diyor getirdim. Sen diyor o benim kuluma söyle. Onun bir komşusu var. O da onun gibi dağdan odun kesiyor. Bana dua etsin ya Rabbi işte o komşuma bir merkep ver desin. Ben ona at vereceğim diyor. Musa peygamber geri dönüşte o adamı yine orada görüyor. Ne oldu diyor. Diyor ki senin selamını söyledim. Dedi ki senin bir komşun varmış senin gibi böyle odun kesermiş. Onun için dua edecekmişsin. Ya Rabbi ona merkep ver diyecek misin? O sana at verecekmiş. Diyor ki ne ona merkep versin ne de bana at versin. Burada bir hasetçilik var yani. Komşusunun bir merkebinin olmasını istemiyor. Ha her şeyi yani Rabbimizden hayırlısını dileyeceğiz. Evet. Komşumuzun da olsun, bizim de olsun. Yani haset değil de gıpte ile bakacağız. Gıpte İslam'da vardır, dinimizde vardır. İmrenerek. Etmek, imrenmek, gıpte etmek. Ama haset yoktur asla. Kesinlikle. Artı Bakara suresinde Murat Bey anlattı. Burada Allah-u Teala ruhlar alemine, meleklere buyurduğu zaman ben bir halife yaratacağım dediği vakit melekler dediler ki ya Rabbi işte biz seni secde ediyoruz. Hiçbir şekilde kusur etmiyoruz, günah işlemiyoruz.
Niçin böyle bir şeye gereksinim duydun diye sual ettiler melekler. Allah-u Teala dedi ki sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Ben onlara nefis vereceğim. Eğer onlar nefislerine uyarsalar hayvandan aşağı olacaklar, etna olacaklar. Nefislerine uymaz iseler sizlerden üstün olacak. Öyle nice insanlar vardır ki geçen programda bahsettik. Allah dostları, veli kullar, onlar meleklerden daha üstün. Evet. Rabbim onlara tabi olmayı nasip etsin. Amin. 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 Şimdi popüler bir örnek ya da söz söyleyelim bunun üstüne. Haset etme ne olur? Çalış senin de olur. Yani çalıştıktan sonra Allah veriyor, her şeyi veriyor. Buna inandıktan sonra meleklerden konu açılmıştı. Az önce tekrardan o konuya dönmek istiyorum. Şimdi Azrail. Azrail hepimizde böyle ilk duyduğumuz zaman bir ürperti getiriyor ruhumuza, bedenimize, aklımıza. Ama Allah bu görevi verdi Azrail'e. Neden verdi? Ya da diğer meleklere neden vermedi? Azrail aleyhisselama insanların canını alma görevi şundan dolayı verildi. Allah-u Teala ben bir halife yaratacağım dediğinde melekleri ilk dünyaya toprak almaya gönderdi. İlk gönderdiği Cebrail aleyhisselamdır. Cebrail aleyhisselam geldi, dedi Allah'ın selamı var. Senden bir toprak istiyor. Dedi dünya toprak dedi. Ne yapacak toprağın ham maddesi ne olacak sonra? Dedi ki yaşayacaklar, insan olacaklar. Sonra dedi iyiler cennete, kötüler cehenneme gidecek dünya dedi ki Allah'a sığınırım dedi. Benim ham maddemin cehennem narında yanmasından Allah'a sığınırım deyince Cebrail aleyhisselam dünyadan toprak alamadı. Huzura boş döndü. Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama dedi toprak. Dedi ki Allah'ım o benim ham maddemin cehennem narında yanmasından Allah'a sığınırım dedi. O sığınacak yere sığındı. Sana sığınana ben ne yapabilirim ki dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselamdan sonra Allah-u Teala İsrafil aleyhisselamı gönderdi. İsrafil aleyhisselam da aynısı olunca ben Allah'a sığınırım benim ham maddemin cehennem narında yanmasından deyince İsrafil aleyhisselam da boş döndü. Bunun üzerine Mikail aleyhisselamı gönderdi Allah-u Teala. Aynı sözler, aynı cevap Mikail aleyhisselamda olduğunda Mikail aleyhisselam da boş döndü. En son Allah-u Teala Azrail aleyhisselamı gönderdi. Azrail aleyhisselam Allah-u Teala'nın selamı var. Senden bir toprak istiyor, bir halife yaratacakmış dedi. Dünya aynı Cebrail, Mikail, İsrafil aleyhisselama dediği gibi Azrail aleyhisselama da ben dedi Allah'a sığınırım dedi. Benim ham maddemden yaratılan bir varlığın cehennem narında yanmasından Allah'a sığınırım. Azrail aleyhisselam dedi ki sen Allah'a sığınıyorsun. Ben de Allah'ın emrini yerine getirememekten Allah'a sığınırım dedi. Ben de Allah'ın emrini yerine getirememekten Allah'a sığınırım dedi. Ve bunun üzerine dünyadan toprağı aldı götürdü. Allah-u Teala dedi ki bunların canını alma görevini sana veriyorum. Azrail aleyhisselam dedi ki Allah'ım neden ben? Dedi ki Cebrail'e o görev verilmiş olsa, Cebrail aleyhisselam can almaya gelmiş olsa, benim daha dünyada işim var, gücüm var, daha çok işte çocuk evlendireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, ben Allah'a sığınırım. Benim şu anda canımı almasından derse Cebrail aleyhisselam onun canını alamadan geri gelir dedi. Ama ben sana bu görevi veriyorum, sen bu görevi çok güzel bir şekilde yapabilirsin. O dünyadan toprağı nasıl aldıysan bu insanların da canını sen alacaksın dedi ve bunun üzerine o görev ona verildi. Azrail aleyhisselam dedi ki Allah'ım insanlar beni hiç sevmez. Ben tamam emre tabiyim. Ben bu görevi yapayım ama dedi ki sen korkma. Hiçbir insan Azrail can aldı demeyecek. Niye? Ben her birinin ölümüne bir sebep sunacağım. Birisi vefat ettiği zaman biz ilk başta ne soruyoruz? Neden ölmüş? Ha, kanserden mi ölmüş? Trafik kazasından mı ölmüş? Mevla her birine değişik değişik sebepler sunmuştur. Bundan dolayı da Azrail aleyhisselama can alma görevi verilmiştir. Evet, buna da herhalde kusursuz biat diyebiliriz. Yani verilen göreve biat etmek, itaat etmek bu olsa gerek. Bu örnekte en azından o hani hep Azrail'i böyle az önce sorarken de söylemiştim. Konuşurken bile siz bunları anlatırken bile böyle bir kendimizi şöyle bir sorguya çekiyoruz. İçimiz ürperiyor ama bu gerçekleri de bilmek gerekiyor. Ömer Bey. Bunun üzerine bir ilahi okuyalım o zaman. Çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Nasıl oluyorsa konular öyle bir geliyor ki. Yani böyle bir güzellik herhalde başka bilmiyorum televizyonlarda bu saatlerde genellikle farklı farklı programlar vardır ama pazar günü belki de insanların iş telaşesinden ya da ailesiyle beraber gezintisinden sonra
pazar günü iş olmaz da, o stresini, yorgunluğunu atabileceği en güzel zaman diliminde bu sohbetleri ediyoruz. Ben kendi adıma şanslıyım. Bizi izleyenler de mutlaka şanslıdır. Şanslarını da artıracak bir şey var. Ömer Bey'in ilahisi. Estağfurullah. Geldi geçti ömrüm boşa, Allah'a kul olamadım. Geldi geçti ömrüm boşa, Mevla'ya kul olamadım. Uydum nefse, o şeytana, Allah'a kul olamadım. Uydum nefse, o şeytana, Allah'a kul olamadım. Akıtmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başı. Akıtmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başı. Aldattı dün ya telaşı, Allah'a kul olamadım. Aldattı dün ya telaşı, Mevlam'a kul olamadım. Anladım ki dünya yalan, yoktur burada baki kalan. Anladım ki dünya yalan, yoktur burada baki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım. Bir metre bezmiş lazım olan, Mevlam'a kul olamadım. Yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Sağlık Ömer abi. Şimdi ben bu ifadeleri tekrar söylüyorum. Görünce Ömer Çördükçü ile Gönül Bahçesi'nin böyle bir sinyallerini alıyor gibiyim. Yani o gönlünüzden buraya meyveleri saçıyorsunuz. Bahçesinden, gönlünüzden kopan şeyleri seyirciyle paylaşıyorsunuz. Zaten geçtiğimiz programda da bunu samimiyetle söylüyorum. İzleyicimizden çok güzel geri dönüşüm aldığımız için bir kez daha Ma aile olmasa da ailenizden bir fert ile beraber sizleri ağırlayalım dedik. Şimdi seyirci sizi sevdi. Allah razı olsun. İnanın bende bir şey yok. Şöyle bir şey var. Allah-u Teala birini sevdiği zaman, bir kulunu sevdiği zaman dermiş ki meleklerine, ey benim melekilerim, ben bu kulumu çok seviyorum, inin yeryüzüne, benim kullarımın kulaklarına fısıldayın. Deyin ki Allah bu kulunu çok seviyor, siz de sevin. Şimdi inşallah hepimiz Yaradanımızın sevgili kulları arasına gireriz inşallah. Ama Allah-u Teala'nın sevgili kulları var.
onlardan bahsediyorum. Dolayısıyla melekler de yeryüzüne dağılırlarmış, derlermiş ki Allah-u Teala filanca kulunu çok seviyor, siz de sevin. Biz insanoğulları, bugün hayatta olan Allah dostları var demiştik geçen programda. Melekler bizim kulaklarımıza geliyor, fısıldıyor. Diyor ki işte Allah-u Teala filanca kulunu çok seviyor, siz de sevin. Biz de o fısıldamayı duyduğumuzdan dolayı o Allah-u Teala'nın sevgili kullarını seviyoruz. Evet, Ömer abi şimdi Allah var. Geçen saat gece 1'deydi. Hani böyle en kasvetli olduğumuz zaman dilimlerinden bir tanesidir. Dedim ki ne yapayım? Kasveti üzerimden atmak için. Ömer abinin videosunu açtım. O videoyu izledim. İlahisini dinledim tabii ki. Hani insanda bir huzur bırakıyorsunuz. Yani bunu samimiyetle tekrar ifade ediyorum. O huzurun nedeni de herhalde sizin hem izleyenlerimize hem de kendi hayatınıza vermiş olduğunuz yönden kaynaklı. Evet, geçen programda bunu bahsetmiştik, bu konuyu da. Özelden yazanlar mı ararsınız, yoksa telefonlar mı ararsınız? Gerçekten bayağı bir beğeni topladınız. İnşallah. İnşallah sizin dediğiniz gibiymişizdir. İnşallah biz de söylediklerimizin arkasında duruyor olanlardan oluruz inşallah. İnşallah, inşallah. Murat Bey için de aynı şeyler geçerli. O ilahilerden etkilendiği için gözlerde böyle bir buğulu, nemli bir ifade var ama o nemli ifadenin arkasında da bir sürü güzellik var. O güzellikler aileden kaynaklı. Güzel bir aileyle. İnşallah. Belki de tabii ki bizim milletimiz güzel. Milletimiz güzel ama sizler de güzelsiniz. İzleyenlerimiz zaten onlar ayrı bir parantez. Bizleri sağ olsunlar. Ekranları başında sürekli takip ediyorlar. Onlardan biz güç alıyoruz. Evet. Bu gücü de inşallah layıkıyla kullanıyoruzdur. İnşallah. Şimdi siyah beyaz Beşiktaş'ın da maçı vardı bugün ama insanlar 2-1'de yendi bu arada, onu da söyleyelim. Onun da sevinciyle beraber sorayım hadi bu soruyu. Allah-u Teala kullarını yaratırken siyah beyaz, işte sarışın, esmer, kumral diye yarattı ama özellikle siyah beyaza biraz vurgu yapalım. Neden bu şekilde yarattı? Allah-u Teala az önce anlatmış olduğumuz gibi Azrail Aleyhisselam dünyaya toprak almaya geldiğinde dünyaya ben Allah'ın selamını getirdim, bir halife yaratacakmış dedi ve dünya dedi ki benim ham maddemden yaratılan bir varlığın cehennem narında yanmasından Allah'a sığınırım dedi. Azrail o anda ben de Allah'ın emrini yerine getirememekten Allah'a sığınırım deyip de dünyaya vurdu, pençe attı. Dünyaya pençe atınca dünya Azrail'in avucunda yumurta tanesi kadar kaldı. Şu şekilde vurdu ve bu şekilde toprağı alıp giderken güneşi gören kısımlar siyah, görmeyen kısımlar beyaz, az görenler sarı. İşte insanların değişik değişik olmasının sebebi Azrail'in dünyadan tek bir noktadan değil de pençe atıp da her yerinden toprak almasından kaynaklandı. Vallahi bunu yeni öğreniyorum dersem yalan olmaz. Öğrenecek çok şey var ama bunları da bilmek gerekiyor. Yoksa sen işte ırkçı yaklaşımlardan uzaklaşmak için bunları da bilmek gerekiyor. Sierra Leone'li bir futbolcu. Geçtiğimiz günlerde biz işte yaratık değiliz, bizden korkmayız, biz siyahiyiz ama biz hastalıklı değiliz diye pankartlar asıyorlar. Bu ırkçılıkla alakalı no racism diye Avrupa'da bu var. Ama çok şükür ki bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Amerika'da gittiğiniz zaman siyah beyaz çatışması var belli bölgelerde. Bizde ne iyi ki bu yok. Gerçek inanan kimseler ırk ayrımı yapmaz zaten. Sizde hepsi İlk ezanı okuyan kimdi? Bilal-i Habeşi Hazretleri. Rengi ne renkti? Siyahtı. İslam'ı yaymak amacıyla mücadele eden Müslümanlarda sadece beyaz mı vardı? Hayır. Beyazı vardı, siyahı vardı. Biz her birini farklı farklı severiz. Allah ayrım yapmaz. Ne diyor? Sizin beyaz veya siyah olmanız üstünlüğünüzü göstermez. Üstünlük sadece takvayladır. Evet. Kesinlikle. Siyahla beyaz ortak olmuş. Evet. Taraftarın aşkı böyle doğmuş diye devam edesim geliyor ama Ömer Bey hangi takım mıydınız? Yani takım tutuyor musunuz futbolla alakalı? Bizim çocuklar Galatasaray'ı tutuyorlar ama ben sporla pek fazla içli dışlı olamıyorum. Ne güzel, milli takım diyelim o zaman. Milli takım diyelim. Bir de İmam-ı Şafii Hazretlerinden bir şey anlatayım. Hı hı. O mübarek zat demiş ki ben ilim öğrendikçe hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Bugün bir mezhep kurucusu. Yani İmam-ı Şafii Hazretleri. Hı hı.
O bile ben ilim öğrendikçe hiçbir şey bilmediğimi öğrendim diyorsa, dolayısıyla bir de bizim haddimizi bilmemiz bir şey gerekir. Var, hani ayaklı ilim bilmedik. Ebu Yusuf Hazretleri. Evet, onu da bir anlatırsan. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin talebesi Ebu Yusuf. Bir gün yanına gelirler, bir sual sorarlar. Ebu Yusuf Hazretleri ben bilmiyorum diye cevap verir. Bu konu hakkında bir bilgim yok. Bir anda adam sinirlenir. Ya devlet hazinesinden o kadar para alıyorsun, bir de bu soruya bilmiyorum diyorsun. Sen nasıl olur da bilmezsin? Ebu Yusuf Hazretleri şöyle buyurur. Der ki, ben bildiğimin karşılığını alıyorum. Eğer bilmediklerimi ayaklarımın altına koymuş olsaydınız, başım bulutlara değerdi. Eyvallah. Valla çok güzel örnekler veriyorsunuz. Bu güzel örneklere tabii ki devam etmek isterdim ama kafamdaki soruları, izleyicilerimizin de merak ettiği soruları da es geçmek istemiyorum. Mesela programın arasında konuşmuştuk. Şeytan doğru konuşur mu? Ya da doğru konuştuğu hiç olmuş mudur? Şeytanın iki yerde doğru konuştuğu anlatılır. Aslında yalancıların ta kendisidir. Birincisinde Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir ile beraber mağaraya gizlendiğinde, Mevla emretti ve örümcek ağlarıyla örüldüğünde mağaranın önü, Ebu Cehil ile şeytan dedi ki Muhammed burada. Muhammed burada. Ebu Cehil dedi ki, o da dedi ben dünyaya gelmeden önce bu mağaraya girdilerse girmişlerdir. Sen ta yıllar yılı geçmiş örümcek ağlarının ardında peygamberi aradılar deyip beni Mekke'ye rezil mi etmek istiyorsun dedi. Ve Ebu Cehil şeytanı tokatladı. Şeytan dedi ki bir doğru söyledim, onda da dayak yedim dedi. İkinci olayda ise şeytan şu şekilde olmuştur. Peygamber Efendimiz sahabelerden birine diyor ki bu gece birisi gelecek. Onu yakala, sakın salma. Gerçekten şeytan insan kılığında geliyor. Hurma çalarken sahabe bunu yakalıyor. Diyor ki işte çocuğum açtı ondan dolayı çaldım, ne olur beni salar mısın? Sahabe ikna ediyor. Sahabe salıyor. Merhamete geliyor. Çünkü sahabe inançlıdır, merhamet sahibidir. Bırakıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki gelmedi mi? Diyor geldi, böyle söyledi, ben de dayanamadım saldım diyor. Hazreti Peygamber diyor ki o bugün tekrar gelecek diyor. O bugün tekrar gelecek. Bugün kesinlikle salma. Ne derse desin yine salma diyor. Akşam yine geliyor, tam hurma çalarken yine sahabe şeytanı yakalıyor. Diyor kesinlikle salmam. Bu sefer ben peygambere söz verdim, kesinlikle salmam diyor. Diyor ki şeytan sana diyor kainattaki en değerli şeyi söylesem beni bırakır mısın diyor. O da söyleyeceğin şeye bağlı diyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ayetel kürsi var. Ayetlerin en üstünüdür. Ayetel kürsiyi okuyan bir kimseye ne sihir, ne büyü, ne cin, ne şeytan, kainatta ne kadar zarar verici şey olursa olsun o zarar veremez. Deyince sahabe bunu bırakıyor. Sabah oluyor, Peygamber Efendimiz soruyor. Diyor geldi. Diyor geldi de ey Peygamber ayetel kürsi hakkında çok değişik bir şey söyledi. Ben de eğer söyleyeceğin şey çok önemliyse seni bırakırım diye söz vermiştim. Ayetel kürsüyü okuyan bir kimseye şeytan da zarar veremez, cin de zarar veremez, sihir büyü hiçbir şekilde zarar veremez deyince saldım diyor. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki o gelen diyor şeytanın ta kendisiydi. Yalancıların ta kendisidir. Ancak ilk defa doğruyu söylemiş. Ayetel kürsü gerçekten o kadar önemlidir. Şeytan toplamda iki defa mı doğru söylemiş oluyor? Bir de Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Hazreti Adem yaratılış anını anlatırken diyor ki şeytan Allah'ım sen beni ateşten, Adem'i ise topraktan yarattın diyor. Burada da doğruyu söylüyor. Öyle ama ondan sonra olsaydı böbürleniyor, orada kaybediyor ama. Ateş topraktan üstündür deyip kibirlenip kaybediyor. Ancak o ana kadar söylediği Allah'ım sen beni ateşten yarattın, Adem'i ise topraktan yarattın sözü doğrudur. Öyle dememiş olsaydı bozuk saat günde iki defa doğruyu gösterir diyecektim ama artık yapacak bir şey yok. Ömer Bey, evet programın da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. İlk bölümde biraz üstüne değinmek istemiştim ama yetim hakkıyla ilgili. Tekrardan sona doğru en azından konularımızı bu şekilde toparlayalım. Yetim hakkı size ne ifade ediyor? Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki hadis mi? Hadis olsa gerek. Kim bir yetimin başını okşarsa başındaki saçlarının her bir tanesi kadar ben ona sevap yazar. Dolayısıyla buradan yola çıkacak olursak bir yetimin başının okşanmasında Allah-u Teala yetimin başındaki saçların adetleri kadar sevap yazıyorsa
Onun kulun, o yetimin hakkını yemek yani insafsızlıktır. Onu yapmamak lazım. Yani Allah-u Teala diyor ki zaten, ey kulum, kul hakkıyla, hayvan hakkıyla, yetim hakkıyla huzuruma gelme. Doğru mu? Evet. Yani üç tane özellikle affetmeyeceği şeyler var. Onlarla benim karşıma gelme diye buyuruyor. Miskin hakkıyla, bir de miskin hakkı var. Miskin ne demek? Önce onu açıklayayım. Gerçi bizim bildiğimiz anlamıyla değil herhalde. Hayır, miskin. Yani biz miskin dediğimiz zaman elbisesi, üstü başı, pasaklı görünümlü bir insana miskin. Hayır hayır, öyle değil. Hmm. Miskin demek zekat almaya malik olan kişi demektir. Şimdi fakir ne zekat almaya ne zekat vermeye malik olan kişi. Zengin zekat vermeye malik olan kişi. Miskin ise zekat almaya malik olan kişi demektir. Eğer ki zengin olup da zekatını vermeyen miskin hakkını yemiş olur. Allah-u Teala zekatını ver diyor, miskin hakkıyla huzuruma gelme diyor. Dolayısıyla yetim hakkı da hakeza aynı o şekilde. Onun için bu dört hasletten uzak durmakta fayda var. Allah-u Teala'nın üstüne basa basa vurgulamış olduğu haklardan bir tanesi. Evet, Murat Bey, ekleyeceğiniz, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yetim hakkı ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz 7 büyük günahtan uzak durun diyor. 7 büyük günahtan uzak durun. Bu 7 büyük günahtan bir tanesi yetim hakkı yemektir. Yetim hakkını yiyen bir kimse midesini ateş doldurmuştur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hatta yetim hakkı ile alakalı böyle misal vermek istiyorum. Meş'un adında bir Yahudinin bir yetimin duasını alaraktan hidayete kavuştuğu ve cennetlik olduğu anlatılır. Bu olay da şu şekilde gerçekleşiyor. Bedir Harbi'nde şehit olan bir sahabenin evladı ve hanımı, annesi var. Bir hacının yanına gidiyor. Hacı o anda abdest alıyor. Diyor ki, hacım, bunun babası savaşta şehit oldu. Bugün Arife, yarın bayram. Babası olmadığından dolayı ben giydiremedim. Herkesin babası var, giydir de bu çocuğa bir bayramlık alabilir misin diyor. Bir anda hacı delleniyor. Kızıyor, bağırıyor ve onu makamından kovuyor. O anda Meş'un bunları görüyor ve diyor ki, bacım, bu kimse sana ne dedi ki diyor, sen bu şekilde dergahından kovuldun. Bunun üzerine ne dedi? Diyor ki, o Müslüman, ben Müslüman derdimi sana mı yanacağım diyor. Yahudi'ye derdini yanmıyor. Ama Yahudi alttan almaya devam ediyor. Diyor ki, bacım, sen benim kız kardeşim ol, bu çocuk da evladım olsun. Sen ne dedin de hacı seni makamından kovdu diyor. En sonunda fakir insanın bir özelliği vardır. Sevindiği zaman da çabuk ağlar, üzüldüğü de çabuk ağlar. Gözyaşı dökerekten durumu anlatıyor. Bunun babası savaşta şehit oldu. Bugün de Arife, yarın bayram. Bayramlığı yok. Ondan dolayı bir bayramlık istedim deyince Meş'un diyor ki, bacım, sen benim kız kardeşimsin, bu da benim evladım. Sadece çocuk için giyinmeyeceksin, kendin de giydireceksin diyor ve tepeden tırnağa hem hanımı hem çocuğu giydiriyor. Bunun üzerine akşamleyin bizim hacı yatsı namazından sonra uyuyor. Rüyasında kıyamet kopmuş, terazi mizan kurulmuş, iyiler iyi tarafa, kötüler kötü tarafa. Melek bir tane alıyor hacıyı, cenneti makama doğru götürüyor. Buraya kadar her şey güzel. Ancak tam makama girecekken Rıdvan diyor ki, cennet kapısını bekleyen meleğin ismi Rıdvan'dır. Diyor ki, dur. Dün ilkindi vaktine kadar şu makam senindi diyor. Ve o anda o makamda Meş'un'u otururken görüyor. Sabah uyanır uyanmaz hemen koşa koşa Meş'un'un yanına gidiyor. Diyor ki, sen diyor o kimselere ne kadarlık dirhem yardım ettin. Diyor ki, o da iki küçük altın değerinde. Diyor ki, ikiye karşı dört vereyim. Yok diyor. İkiye karşı on vereyim. On küçük altın vereyim. Yok diyor. İkiye karşı yüz küçük altın vereyim diyor. Diyor ki, hacı, sana dün gösterilen rüyanın aynısı bana da gösterildi. Ben o makamı sana teslim etmem. Niye? Çünkü o çocuk ve annesi giderken el açtı. Ne dedi çocuğun annesi? Allah'ım, gayrimüslimen dua edilmez. Gayrimüslim bu. Ancak sen önce buna hidayet nasip eyle. Hidayet nasip ettikten sonra bu bizi nasıl dünya elbiseleriyle ziynetlendirdiyse sen de bunu cennet elbiseleriyle ziynetlendir ya Rabbi diye dua etti ve o dua kabul görmüş. Meş'un Müslüman olmuş ve o gün makamı gösterilmiş. Bak, bir yetimi sevindirerekten bir Yahudinin hidayete erdiği ve cennetlik olduğu anlatılır kitaplarda. Evet, keşke bütün
yetimler sevindirilse de Yahudiler de hidayete erdirilmiş olsaydı. Evet, yavaş yavaş toparlıyoruz. Ömer Bey, güzel bir geceydi bizim için de. Umarım Evet. sizin için de aynı şekildedir. Neler söyleyeceksiniz son olarak? Son olarak benim söyleyecek bir sözüm kalmadı bu akşama. Aslında bütün sözleri söylediniz. O özellikle ilahilerle hem bizleri hem izleyicilerimizi hani deyim yerindeyse mest ettiniz. Allah razı Yüreğinize sağlık. olsun. Şu anda seyircilerimize, bizi ekranları başlarında izleyen, evlerine konuk eden sevgili seyircilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar gecenin bu saatine kadar bizleri evlerinde misafir ettikleri için. Evet, Teşekkür ederim. teşekkürler. Murat Bey, siz neler söyleyeceksiniz Ben son de olarak? aynı dileklere ve isteklere katılıyorum. Kanal 60 ailesine ve bizleri seyreden tüm seyircilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet, çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Sevgili seyirciler, Şehrin Seslerinde gerçekten güzel bir sohbet oldu. Bilmiyorum siz de bizimle aynı fikirde misiniz ama gerçekten bugün o bütün haftanın yorgunluğunu hep birlikte atmış olduk. Biraz huzur bulduk. Huzurlu bir şekilde de uyuyacağız, istirahat edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.